rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Kuyuya iniyor. Ne var ki bu kuyuya? Tabii ya. Efsun. Kolay olacağı hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kolay oldu anlatamam. Kendi ayağıyla girdi mezara. Hayır, ne işi vardı ki o kuyuda? Ben de sordum aynı soruyu kendime. Sonra buldum cevabı. Bir düşün bakalım, kim var o kuyuda? Efsun. Tabii ya, Efsun orada. Tabii, o Pınar biliyor. İyi de niye geri döndü ki oraya? Ne yapmaya çalışıyordu yani? Bilmem.
vicdan azabı çekmiş olabilir. Meğersem beni ne kadar çok seviyormuş. Bilseydim aşkına karşılık verirdim. Artık çok geç. Karı koca huzur içinde koyun koyuna sonsuza kadar uyuyacaklar orada. Bundan sonra artık kimse bulamaz onları. Nasıl yani? Bitti mi? Yani kurtulduk mu her şeyden? Öyle görünüyor. İstersen sen al biletleri artık. Dur dur, bir dakika bir dakika, kapama. Şimdi onun arabası orada değil mi? Tamam, sen o arabayı al, Feridelerin kapısının önüne park et ya da oralarda bir yere. Yani sonuçta defalarca Yasin tehdit etti değil mi? Bunu herkes biliyor, polis de biliyor. Millet Feride ile Yasin'le uğraşırken biz ortadan toz olalım diyor. Aynen öyle. Sonunda yalnız ve özgür bir kadınım. Anne, ver o paraları bana. Vermeyeceğim. Nereden aldığını, kimden aldığını söyleyene kadar vermiyorum. Anne, yanlış anlıyorsun. Bu para senin mi Yasin? Değil. O zaman ortada bir yanlış anlama falan yok. Başkasının parasını alıp cebine atmışsın. Hırsızlık yapmışsın. Sen daha bana neyi anlatıyorsun? Anne, yapma lütfen. Anne, Kemal abilere duyurma gece gece. Anne, sen beni rezil mi edeceksin ya? Sen daha rezil olmadın mı? O zaman ol. Belki aklın o zaman başına gelir. Feride? Kemal Bey, Allah aşkına yardım edin bana. Hayırdır? Hırsızlık yapmış bu. Ben ne yapacağım? Geçin, geçin, geçin. Ah be oğlum be. Biz ne güne duruyoruz Yasin? Oğlum, değer miydi gidip başkasının parasını almaya? Ben kimsenin parasını almadım Kemal abi. Kimin o zaman o para? Bir arkadaşımın. Saklayayım diye verdi. Kirli para değilse niye saklamak istesin ki? Biz seni kahramandan kurtaralım derken başka birine mi maşa oldun oğlum sen? Hani sen söz vermiştin? Hı? Hep birlikte yepyeni bir hayat kuracaktık.
Benim sözüm söz anne. Yine başlayacağız. Böyle mi? Böyle mi kuracağız? Haram parayla mı? Anne benim değil dedim ya. O zaman sahibini çağır. Kendi gözümüzle görelim parayı teslim ettiğini. Anlaşıldı. Sen bana başka bir çare bırakmayacaksın. Nereye Feride? Polise. Yasin'i de parayı da polise teslim edeceğim. Belki onlar o zaman nereden geldiğini bulurlar. Anne ne polisi ya? Niye bu kadar heyecan yapıyorsun? Niye bu kadar büyütüyorsun? Büyütüyor muyum? Yasin sen para çaldın. Hırsızlık yaptın. Sonunda babanı haklı çıkarmayı başardın. O zaman cezanı çekeceksin. Feride teyze. Bence Yasin anlatacak. Değil mi Yasin? Bir şey söylesene. Niye yapıyorsun Yasin bunu? Kendine bunu niye yapıyorsun? Sadece kendine mi? Hepimize yapıyor aynı şeyi. Hepimize aynı acıyı çektiriyor. Yasin çık dışarı. Ben de geleyim mi Feride? Yok. Sağ olun. Hadi söyle Yasin. Hadi oğlum. Anlat ne yaptıysan. Söz kızmayacağım. Kızmayacağım. Annem ne olur söyle bana suçunu. Bu genç yaşta bu vebali alma sırtına. Söyle ne olur. Anlatamam ki. Zavallı yaşlı bir kadının parasını çaldım anne. Çektim aldım elinden. Yalvardı dinlemedim. Sorma onun için. Anlatamam anne. Şimdi gidip nasıl teslim edeceğim seni? Nasıl yapacağım? Ama mecburum. Yoksa bir daha kendi yüzüme bakamam. Bir daha size doğruyu yanlış anlatamam. Bir daha yolumu bulamam Yasin. Herkese kızıyorum, bir sana kızamıyorum be anne. Haklısın çünkü. Yanlış yaptım ben. Hep yanlış yapıyorum. Sence ümit var mı benim için? Ben de bir gün doğru yolu bulabilir miyim annem? Yine eskisi gibi senin Yasin'in olabilir miyim? Yasin'im durdur beni. Bir anne de yeter. Girmeyelim bu kapıdan. O karanlığa adım atmayalım Yasin. Bir sözün yeter oradan çekip çıkarmayı hepimizi. Hadi ne olur pişmanım de. Anne. Anlatacağım her şeyi. Biliyordum. Biliyordum. Biliyordum.
kere de batar çıkarım sandım pisliğe. Tek seferde kurtuluruz sandım. Oğlum, aç mıyız, açıkta mıyız? Ha? Bizim gibi yaşayan bir sürü insan var. Neden böyle yapıyorsun? Pisliğe batarak temizlenmek nerede görülmüş? Kimin parası bu? Nereden aldın? Biliyorsun aslında. Yasin sakın. Doğru mu? Sen babanın evine mi girdin? O kadının parasını mı aldın? Hayır anne, o değil ya. Kim o zaman? Hani televizyonda bir kadın vardı ya, torunlarımın parası diyordu. Anne ben de çok pişman oldum ama çok geç kalmıştım. Geri dönemezdim. Sen bir de eline silah mı aldın? Nefret ediyorsun değil mi benden? Nefret ediyorsun değil mi? Et. Kötü biriyim çünkü ben. Çok kötüyüm anne. Bir şey olmaz değil mi benden? Yasin sus. Baban haklıdı. İşe yaramazın birisin de. Kurtulalım senden de. Beş para etmezsin de. Yasin yeter. Söyle anne. Öleyim de hepiniz kurtulun anne. Yasin. Yasin oğlum buraya gel. Yapma böyle, ne olur dur. Ben düştüm en kuyuma.
Kırılmış dallara, bağlanmış yollara, kaybolmuş yıllara döndüm. Açmayan çöllere, taş olan göllere, pas tutan dillere döndüm. Kurumuş dallara, bağlanmış yollara, kaybolmuş yıllara döndüm. Açmayan çöllere, açmayan göllere, İmdat! Tutan dillere döndüm. İmdat! Bu benim yalnızlık gibi, ben düştüm kendi kuyuma. Kuytu bir yalnızlık. Beni duyan yok mu? Neredesiniz ya? Hepiniz gittiniz mi? Allah'ım inanın, neredesiniz? Ne yapıyorsun sen? Ver onu bana. Nereden çıktı bu paralar? Nereden buldun bu kadar parayı? Önemli bir şey değil. Kimseye gördüğünü söylemeyeceksin, tamam mı? Abin nerede? Gelmedi mi daha? Kızım cevap versene. Abimle bir işler karıştırıyor değil mi? Yok öyle bir şey, ne alakası var? Onun değil mi para? O getirdi. Nasıl kandırdı seni? Ha, tabii. Ya birinden borç almıştır. Ya da biri iyilik etmek istemiştir, o yüzden vermiştir parayı. Ah be anneciğim. Babamın haklı olduğuna ne zaman inanacaksın? Emine, bu para bizim değil. Bugün sahibine geri gidecek. Hiçbir şey görmedin, tamam mı? Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Abin de kötü biri değil. Baban da haklı çıkmayacak, çıkarmayacağım. Sen abimi savunmaya devam et. Herkes yolumu gözlüyormuş sanki. Babamın arabası bu. Belasını mı arıyor bu çocuk? Zorla bulacak. Yasin! Neredeydin Yasin? Bütün gece seni bekledim. Yani bekledik babamla. Daha çok babam. İyiyim iyiyim. Şeyim yok. Yasin, sana laf söylemek benim haddim değil ama annen çok üzülüyor. Yapma böyle. Nereye bakıyorsun? Asiye, biliyorum seni de annemi de yeteri kadar üzdüm. Ama şu an inan konuşacak durumda değilim. Daha sonra konuşalım, olur mu? Senin. Çık dışarı, çık! Çık dışarı, çık! Yasin bir dursana! Ne yüzle geliyorsun sen buraya?
Ben sana bu eve girmeyeceksin demedim mi? Nerede o? Nerede? Yasin! Asiye ne oluyor? Bilmiyorum ki. Kim? Yasin ne oluyor? Babamı arıyorum, babamı. Arabası dışarıda, kendi nerede? Beni görünce korktu, saklandı değil mi? Yasin yok işte hiç kimse. Sen beni öldürecek misin? Ben onu çıkarmasını bilirim. Malı kıymetlidir o. Yasin! Yasin! Oğlum dur! Yasin! Oğlum dur, ne yapıyorsun? Bırak, parçalayacağım arabasını! Çalama, bırak! Asiye! Yasin, herkes bize bakıyor, görmüyor musun? Annen yok diyor, niye inanmıyorsun? Bak şimdi ben onu nasıl çıkartıyorum ortaya? Yasin! Baba! Neredesin baba? Bak milyarlık arabana neler yapıyorum! Çık ortaya! Baba! Yeter lan yeter! Gece gündüz kavganız, gürültünüz bitmiyor. Yürü git lan o zaman evine. Tıka kulağınızı bar yat. Ne dedin sen? Kardeşim Allah aşkına. Ne olur yapmayın. Çocuk daha o genç. Ne dediğini bilmiyor. Ben özür dilerim onun adına. Anne bir de özür mü diliyorsun ya? Yasin gir içeri dedim. Ne olur siz de girin. Ben bir daha olmayacak, söz veriyorum. Rıfkı gel hele gel, uzatma. Kadının işi başından aşkın, gel. Anne hala yalvarıyorsun ya. Sen böyle yaparsan annen daha çok yalvaracak. Yatak burada olmadığına göre oldu bu iş. Kadın işi bilecek. Yenilerin hiçbir şeyden haberi yok. Yemeklere hiç dokunulmamış. Muhabbet, muhabbet. Ya muhabbetten. Bir sorun bakalım, oğlunuz eve geldi mi? Saat kaç oldu, hala ortada yok. Siz sadece bana yükleniyorsunuz. Neredeymiş? Aramadın mı? Belki bir işi vardır. Tabii ki aradım ama ulaşamadım. Alın bir de siz deneyin. Kapalı değil mi? Söyledim ben size. Ama ben onun nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Neredeymiş? Eski karısının evinde tabii ki. Yok Feride. O iş bitti. Yani Şeref dünya yıkılsa onun yanına gitmez bir daha. Bence siz bu kadar emin olmayın. O kadın Şeref'in aklını çeliyor. Niye birdenbire boşanmak istedi? Şeref o anda öyle kızgınlıkla söyledi kızım. Şeref seni seviyor, bayılıyor sana. Ya tabii. Niye gelmedi o zaman eve? Ha?
Nebahat Hanım, Allah aşkına ben ne yaptım ki? Ya ne kusurum oldu? Ha? Yani tamam, arada bir sizinle kavga etmiş olabiliriz. Ama ben sizi annem gibi gördüm. Yani Emine'ye senelerce öz kızım gibi baktım. Ya ne esirgedim ki ben sizden ha? Kızım. Tamam doğru söylüyorsun, böyle ağlamakla ağlama. Kocana sahip çıkacaksın. Kurda kuşa yem etmeyeceksin. Ben senin arkandayım. Kalk. Hadi hazırlan. Gidiyoruz. Nereye? Soruyor benim, Feride'nin evine. Bana bak, eğer Feride'nin evine gittiyse o şeref, benden çekeceği var. O zehirli yılan oğlumu zehirliyorsa benden çekeceği var. Kalk gidiyoruz. Ah be Nebahat Hanım, ne çabuk gaza geliyorsunuz ya. Dindar! Yarınlar yazmıyor takdirde. Çoğdu yaşayan biri. Bütün ışıklarım sönmüş içimde, kuytu bir yalnızlık gibi. Kurumuş dallara, bağlanmış yollara, kaybolmuş yıllara dön. Çöllere, kış olan göllere, tutan dillere döndü. Uyuyla bir yalnızlık gibi, ben düştüm, sen gittin yoluma. Uyuyla bir yalnızlık. Değdi mi kopardığın yaygaraya? Hı? Bak baban burada mıymış? Arabası burada ama. Oğlum bırak Allah aşkına. Hem babana söylüyorsun, sonra sen bizi mahallede rezil ediyorsun. İnsan annesine bunu yapar mı? Ha? Ne bileyim anneciğim ya. Arabayı bir an kapıda görünce geldi yine huzursuzluk çıkarıyor sandım. Öyle olsa ne çıkar? Ben kendimi koruyabilirim. Hem sen söyle bakayım, neredeydin bütün gece? Dolaştım, bol bol düşündüm. Yasin, düşünecek hiçbir şey yok. O parayı gidip sahibine vereceğiz. Ben de onun için uğraştım zaten. Bak, burada ismi yazıyor. Gittim bir internet kafeye, girdim ismini. Bilinmeyen numaralardan da aradım. Aferin, aferin oğlum. Hep böyle ol be Yasin. Hep dinle sen anneciğinin sözünü, ne olur. Evet.
Yeter! İmdat! Beni duyan yok mu? Hale bak. Böyle mi başlamıştık biz Şeref'le? Kızım dur bakalım, sakin ol. Bir şey olduğu yok. Yani kuruntu yapıyorsun. Oğlanın kafası bozuktu, çıktı dolaşmaya işte. Alın işte, kuruntu yapıyormuşum. Arabası burada. Ben onun hakkından gelirim. Şimdi de bunlar. Dur. Ne işiniz var sizin? Derdiniz ne sizin ya? Derdim oğlum. Onu almaya geldim. Oğlumu almaya geldim. Çabuk çağır içeriden. Karısı kapıda bekliyordu. Aynen böyle söyle. Şeref burada değil. Bak bak bak. Elin kocasını içeri almış, bir de saklıyor. Şeref! Şeref! Hadi hadi, yine film başlıyor. Bunlar da peş peşe Batine Suare. Nebahat Hanım, rezil oluyoruz mahalleye. Burada değil diyorum. Sen şimdi gör rezilliği. Ey ahali, şu kadın var ya, şu kadın. Ha, elin kocasını almış içeriye, bir de saklıyor. Ha, nerede kaldı ahlak, namus? Ha dostlar, soruyorum size. Hadi bakalım. Nebahat Hanım burada değil. Girin kendiniz bakın istiyorsanız. Peki arabası diye kapında? Ha. Bilmiyorum, getirmiş koymuş. Koymuşmuş. Düş yakamızdan, düş. Düşün artık be. Asıl babam düşsün be. Uğramasın bir daha semtimize. Ne sen, ne bu, ne de babam. Hadi, hadi kaçın, kaçın. Kaçın. Seni gören de namuslu bir şey zanneder. Bunun karası içinde. İçinde bunun karası. Kimin içinde ne olduğunu bir tek Allah biliyor. Bir gün herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacak. O zaman çok üzüleceksiniz. Sen kendi haline üzül be. Dilenciler. Nebahat Hanım, Allah aşkına yeter yani, gerçekten. Yani ne söylesen boş, anlamayacak ki bunlar. Asıl Şeref'e yazıklar olsun bizi bu duruma düşürdüğü için. Sen merak etme, ben onun hesabını soracağım. Üzülme anne. Değmez bunlar için, boş ver. Görmedin mi herkes nasıl baktı bana? Kim bilir neler düşündüler hakkımda. Ben nasıl bakacağım insanların yüzüne? Belki de Şeref haklı. Ayrılmamız en doğrusu. Yani zorla sevdiremem ya kendimi. Sonuçta ben de bir kadınım. Benim de bir gururum var. Kızım sen gene başladın aynı türküyü çığırınmaya.
Yani sana söylüyorum, Şeref seni seviyor. Ya çıkar şunu aklından, ayrılmak mayrılmak tamam bitti yok. Evet bitti. Yani yarın avukata gidiyorum ve dilekçeyi veriyorum. Bak sizin yüzünüzden daha fazla alçalamam. Hem siz biliyorsunuz Şeref yüzünden nelere katlandığımı. Kızım bu işte başka bir iş var. Yani gidiyoruz bakıyoruz araba orada, oğlanın kendisi yok ortada. Tabii ya. Yani bu niye aklımıza gelmedi ki bizim? Ne o? Yasin. Yasin Şeref'e bir şey yaptı. Arabayı da gitti kapısının önüne koydu. Yok canım. Yok ona cesaret edemez Yasin. Niye ki? Eve gelip tehdit etmedi mi? Onlarca defa basmadı mı evi? Öldüreceğim demedi mi? Herkes şahit. Buradan dönüyoruz. Nereye? Polise. Şeref'i kurtarmaya gidiyoruz. Çok güzel bir mağaza açılmış. Geçen gün şöyle bir vitrinine baktım ama vaktim yoktu. Okul çıkışı uğrayalım mı? Tamam. Yani bana uyar. Emine sen? Kızlar annem bekliyor ya. Ben eve gideyim. Annenle oturmaya başladığından beri yani bir haller oldu sana. Ya sanırım biraz geri kafalı. Yok canım. Benim annem gayet modern bir insan. Ya babamla takıştılar ya. Hani son zamanlarda morali çok bozuk. Ya yalnız bırakmayayım diye gidiyorum. Yani yoksa ne karışır bana? Ya sahi... Sen hep servisle gelirdin. Yani geçen gün minibüse inerken gördüm de seni. Şoför gelmedi. Taksi bulamadım ben de. Öyle halka karışayım dedim. Gece konduya da onun için taşındın herhalde. Nereden çıkardın ya bunu? Duydum işte bir yerlerden. Yalan, yani yalan söylemişler. Emine ziyaretçin var. Ziyaretçi mi? Kuzeninmiş, alt lobide bekliyor. Çabuk olursan zil çalacak şimdi. Asıl o yalan söylüyor. Babaannesinden duydum. Hadi ya. Vallahi seni bilemeyeceğim ama benim daha hiç işim olmaz. Ya okulda merhaba merhaba, o kadar. Hayır yani kalitemi düşüremem. Oo kuzen, ne haber? Ne işin var burada? Niye? İnsan kuzenini görmeye gelemez mi? Çabuk söyle, zil çalacak şimdi. Önce buraya gelmem hoşuna gitti mi sen onu söyle. Ya gitti de öğretmenler anlarsa? Anlasın. Herkes anlasın. İnsanların birbirinden hoşlanması ayıp mı? Buraya bana verdiğin sözü hatırlatmaya geldim. Bana bir teşekkür borcum var biliyorsun değil mi? Biliyorum da. O zaman bu akşam benimle bir partiye geleceksin. Arkadaşımın evinde. Çok marjinal bir parti olacak. Parti mi? Ben daha önce hiç öyle partiye falan gitmedim. Hem izin alabilecek miyim? Annem de var. Babamla kalıyorum de. Zaten görüşmüyorlar. Arayamaz da. Sadece bir gece ya. Sen, ben, parti, eğlence. Ne dersin Emine? Ayarlamanı bekliyorum. Kuzenin bu mu? Erkek arkadaşım. Beni görmek için yalan söylemiş. Akşam bir partiye davet ediyor da. Telefon diye bir şey var değil mi? Yani davet edecekse niye buraya kadar gelsin ki? Özlemiş çünkü Sinem. Beni görmek istemiş.
Birine mi sorsak? Şimdi kimseye görünmeyelim. Sen numaralara iyice bak. Burası. Evet. Anne sen mi versen ben hiç girmesem içeri. Oğlum ben senin yerini öderim ama helallik alamam. Gidip kadından af dileyeceksin. Başka türlü hiçbir yere gitmiyoruz. Merhaba kızım. Ayşe Hanım evde mi acaba? Anneannem yok evde. Ne zaman gelir? Temizliğe gitti. Geleyi birazdan. Siz kimsiniz? Polis misiniz? Yok hayır değiliz. Anne. Bak evde yokmuş işte. Kıza verip gitsek olmaz mı? Olmaz oğlum. Kızım bizim mutlaka anneannenle görüşmemiz lazım. İçeride otursak biraz beklesek olur mu? Olur. Polisler mi geliyor buraya? Paramızı çaldılar bizim. Anneannem hep ağlıyor. Görüyor musun nelere sebep olduğunu? Ya haberim olmasaydı? Nasıl geçecekti bu çocukların parası boğazından? Al şunları mutfağa koy, bir de makarna suyu koy. Siz kimsiniz? Teyzeciğim, biz de sizi bekliyorduk. Bir emanetiniz var bizde. Ama şöyle bir otursanız da derdimizi anlatsak olur mu? Teyzeciğim, bir hal varmış başınızda. Paranızı çalmışlar. Öyle oldu. Peki siz bir şey mi gördünüz? Bir şey mi duydunuz? Yavrum, bir şey biliyorsan kurbanın olayım söyle bana. Teyzeciğim bir sakin olun. Ben anlatacağım her şeyi. Parayı alan kişiyi ben tanıyorum. Sahi mi? Hangi vicdansız? Hangi insafsız? Söyle bana yavrum, yerini biliyor musun? Biliyorum teyzeciğim, biliyorum. Aslında çok iyi bir çocuk. Ama cahil işte. Kendisi dara düşünce etrafındaki kimseyi görmemiş. Hiç düşünmemiş bir para nasıl kazanılır, nasıl biriktirilir. Alır kurtulurum sanmış. Hiç hesaba katmamış bu işin vebalini. Kızım, kim o? Söyle bana. Teyzeciğim. Benim oğlum. Şu karşında duran delikanlı. Ama bak, param tas tamam burada. Hepsi. Olduğu gibi. Zaten ben öğrenir öğrenmez hemen tuttum kolundan getirdim. O da çok pişman olmuş ama ne yapacağını bilmiyordu. İşte karşındayız.
Artık karar senin, boynumuz kıldan ince. Ama ne olur, karar verirken beni de düşün. Ben de senin gibi bir anayım. O da benim evladım iyi kötü. İzin ver, elini öpsün, helallik alsın senden. Evladım, o para benim değildi. Oğlumdan kızım biriktirmişti. İki göz bir ev almak için. Ama ömürleri yetmedi. Şu bebeleri yetim bıraktılar. Öteki dünyaya göç ettiler. Benden başka kimsecikleri yok bu yavruların. İşte bu parada bu kadarcık paramız. Bundan başka bir şeyimiz yok. Teyzeciğim, gerçekten kötü bir niyeti yoktu. Zaten elindeki silah bile oyuncakmış. Çocuk işte. Oyun sandı. Bekrem. Affet beni, hakkını helal et. İnan, ben de kötü bir çocuk değilim. Bir an sonra düşünce ne yapacağımı şaşırdım. Hakkını helal et, ne olur. Olsun evladım. Sen parayı geri getirdin ya. Şu bebeleri, yetimleri sevindirdin ya. Benim bütün çektiğim emekler, ızdırapların hepsi gitti. Helal olsun sana hakkım. Helal olsun çocuk. Helal olsun. Sağ olasın. Sen bizi bu yükten kurtardın ya, Allah da seni bütün yüklerinden kurtarsın. Yani bence onlar bir şey biliyorlar mutlaka ve söylemiyorlar. Sonuçta Şeref'in arabası kapılarının önlerindeydi. Bence bir çağırın ve konuşun onlarla. Kayıp ihbarını değerlendirmemiz için en az 24 saat geçmesi lazım Efsun Hanım. 24 saate kim öle kim kala. Abi biliyorsunuz kaç kere geldi Yasin eve, babasını beni tehdit etti kaç kere. O yapmış olsa kapının önüne gelip de arabayı bırakmaz. Yasin o kadar aptal bir çocuk değil. Kaldı ki Şeref Bey'in tek düşmanı Yasin de değil. Yani hepiniz bunları unutuyorsunuz sanırım. Oğlum sen ne diyorsun? Biliyorsunuz Pınar'ın yaşadığına dair elimizde güçlü kanıtlar var. Yani biz yine Yasin'le de konuşuruz tabii. Ama bence daha büyük bir tehlike Pınar. O zaman bir şeyler yapın, bir harekete geçin yavrum. Evladım benim 3 evladım vardı. Bak ikisini toprağa verdim, bir tek Şeref'im kaldı. Eğer o da ölürse ben ölürüm. Şeref Bey dün akşam kaçta çıktı evden? Yani bilmiyorum ama saat 9 gibi falandı. Tamam. Saate göre bölgedeki bütün MOBESE kameralarına bir bakın. Bir de bakın bakalım cep telefonundan sinyal alabiliyor muyuz? Tamam komiserim. Biz aradık, kapalı. Bizim sistemlerimiz biraz farklı Nebahat Hanım. Yani telefon kapalı da olsa sim kartı içindeyse ulaşabiliyoruz. Ben bir lavaboya gideyim izninizle. Efendim. Bak sana bir şey soracağım ama hatırlamaya çalış, tamam mı? Bu Şeref'in arabasının içinde telefon falan var mıydı? Ne telefonu ya? Ya şu anda merkezdeyim. Bir sinyal mi ne onu araştırıyorlar. Kızım deli misin nesin ya? Adam kuyuda. Hangi telefon, hangi sinyal? Ya sim kart eğer takılıysa bulabiliyorlarmış. Adam pert oldu diyorum sana, adam. Telefon çoktan kırılıp gitmiştir. Sen içini rahat tut. Tamam, MOBESE kamerasından falan bir şey çıkar mı? Ya amma paranoyakmışsın sen de var ya. Kızım çık alışverişine, biletini al, tatil moduna git. Beni de rahat bırak, bak balık vuruyor. Hadi. Allah Allah. Hala duruyor bu araba burada. Bir iş mi var başında acaba? Sana ne anne ya? Neyin oluyor ki artık senin? Yürü hadi yürü. Nasıl bıraktıysa gelsin öyle alsın.
Hadi oğlum. Hop. Hop. Hadi oğlum. Gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Ne iyi ettik de verdik değil mi yaşlı kadının parasını? Eğer sen söylemeseydin hala o yanlışın içindeydim ben. O gece beni takip etmeseydin, o tokadı vurmasaydın... ...hala kendime gelememiştim biliyor musun? Aziz komiser arıyor. Versene ben konuşayım. Alo Aziz Bey, benim Feride. Ha, Feride Hanım, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama... Efsun Hanım'la Nebahat Hanım buradalar. Şeref için mi? Evet. Dünden beri ortada yokmuş. Arabası da sizin kapıdaymış. Evet, evet doğru. Ama biz de bir anlam veremedik. Yasin'le ilgili bir şeyler söylediler ama ben bir de size sorayım dedim. Yasin neredeydi dün gece? Yasin dün gece evde yoktu. Babaannem değil mi? Onlar değil mi? Polise gitmişler. Oğlum bir dur. Alo. Aziz komiserim, inanın bu olayla hiçbir ilgim yok benim. Dün bütün gün arkadaşımdaydım. Numarası, adresini hepsini verebilirim. Sorabilirsiniz, hep onun yanında kaldım. Sabah eve geldim, arabayı kapının önünde gördüm. Babamı evde sandım, cıngar çıkardım. Bütün mahalle şahit yani, sorabilirsiniz. Yok bir şey yapmadım tabii. Ama evde bulsaydım yeminim vardı yapacaktım. Yasin ver, yeter. Alo. Aziz Bey ne olur Yasin'in kusuruna bakmayın. Ama gerçekten bizim bir bilgimiz yok. Anladım. Tamam, teşekkür ederim Feride Hanım. Ben gerek olursa yine sizi arayacağım. İmdat! Komiserim,
Şeref Bey'in telefon sinyaline ulaşamıyoruz. MOBESA kayıtları var. Orman yoluna görülmüş. Reşadiye'den Karakiraz'a bir araba takip ediyormuş. Peki plakasını saptayabildiniz mi? Saptadık komiserim. Arkadaşlar araştırıyor. Yani orman morman diyorsunuz da Şeref'in gecenin bir vakti ormanda ne işi olur ki? Yani tuzak. Pınar peşine düşmüş olmasın. Ben nereden bileyim canım? Sonuçta Aziz Bey'e her şeyi anlattık değil mi? Yani siz de görüyorsunuz artık biz eve gidelim. Nebahat Hanım yeterince perişan oldu zaten. Ha, ben bir yere gitmem. Peşindeymiş. Canım sen merak etmiyor musun kocanı? Hayır canım, merak ediyorum da sonuçta yani karıştırmayalım akıllarını diye polislerin. Şeref Bey'in arabasını aldırın, bir inceleyelim bakalım. Tamam komiserim. Anne inanamıyorum sana ya. Hala o adamın yolunu mu gözlüyorsun? Çekilsene artık şu camın önünden. Oğlum. Bak polis de arıyor. Bir iş var başında belli. Bir telefon mu açsak? Ben çok merak ediyorum. Anne o seni merak etti mi? Sen hastayken bırakıp gitmedi mi Efsun'u? Anne, üzülme onun için artık ne olur. Değmez, inan bana değmez. Hem hak etmiyor o seni. Bırak, neredeyse bulsun layığını. Ne zaman dönmüş geri? O araçta peşinde miymiş? Anladım. Plakayı araştırıyor muydunuz? Tahmin ettiğim gibi. Çalıntı demek. Tamam. Şeref Bey'in arabası geldiğinde haber verin. Komiserim, Şeref Bey'in telefonundan az önce bir sinyal aldık ama çok zayıftı. Hangi civardan peki? Karakiraz bölgesinden. E dün gece gittiği yer orası. Hala orada demek ki. Arabayı evin önüne başkası bıraktı. Şeref Bey hala Karakiraz'da. Hemen bir ekip hazırlayın. Tamam komiserim. Sinyal alındığına göre yaşıyor. Çok şükür yarabbi. Bunu henüz bilmiyoruz Nebahat Hanım. Neyse, bence siz artık eve gidin. Biz de çıkıyoruz. Biz de arkalarından gidelim. Kalk. Ya niye biz gidiyoruz canım? Polisler gidiyor ya işte. Sen bir şey mi biliyorsun Allah aşkına? Ha? Bir rahatlık, bir rahatlık. Vallahi bak bir şey bilip de söylemiyorsan. Siz de sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben nereden bilebilirim ki?
Sonuçta polislerin işine karışmayalım diye söylüyorum. Kalk kalk hadi kalk. Polislerin peşinden ayrılmayasın. Aynen böyle devam et. Gözünü dört açasın. Ben kendisinin eşi... Kendisi çocuklarımın babasıdır. Merak ettim. Bir haber var mı acaba? Bilmiyoruz. Biz sadece arabayı almaya geldik. Anladım. Yavrumu koru. Bir rahat vermediniz var ya. Şeref yaşıyor. Polis yolda. Allah kahretsin. Bir duysun artık beni. Bir de duysun artık beni. Ben nereden bulacağım Şeref'in telefonunu? Vardır. Olması lazım. Alo. Yasin. Alo. Şeref benim Feride. Sesin gelmiyor. Feride. Alo. Şeref. Şeref. Feride. Kuyudayım. Sıkıştım burada. Feride. Şeref, alo. Komiser, o yardım eder bana. Nerede burada
aldığı telefonun olması lazım. Efendim Feride Hanım. Aziz komiser, benim Feride. Ben de sizi arayacaktım. Sinyal aldık Şeref Bey'in telefonundan. Biliyorum, az önce konuştum. Konuştunuz mu? Ne dedi peki? Hemen kapandı telefon, çok kısa sürdü. Çekmiyordu galiba, yardım istedi. Kuyuda mıymış, öyle söyledi. Bankadaki ekibi haber verin. Ara kirazdaki bütün kuyulara bakılsın. Tamam Feride Hanım, siz merak etmeyin. En kısa sürede bulacağız Şeref Bey'i. Tamam. Yasin. Yasin oğlum kalk. Kalk, babanın başı dertte. Bize ne anne ya? Seni mi bulmuş arayacak? O aramadı. Ben aradım. Ben sana demin demedim mi aramayacaksın bir daha diye? Oğlum bir kaza geçirmiş. Sesi kötüydü. Gebersin gitsin ya. Tamam oğlum. Ben kendim giderim. Anne bir adım daha atma. Eğer gidersen annem değilsin. Eğer evladımsan beni tanımış olman lazımdı. O senin baban. Ayrıca yardım istedi. Sırtımı dönemem. Anne niye yapıyorsun bunu ya? Anne dur, ben de geliyorum. Bey. Ben de Yasin için gelmiştim. Merak ettim ne yaptı diye. Sağ olun. Biz hallettik o meseleyi. İyiyiz. Ama Şeref'in başı dertte. İyi de sana ne bundan? Ne hali varsa görsün. Ben de söyledim abi. Dinlemiyor ki. Kemal Bey, polis Karakiraz tarafına gidiyor. Ben de gidiyorum. Şeref orada. Tamam tamam. Hadi atlayın, beraber gidelim. Aziz komiser. Haklıydın. Pınar yaşıyor. Ben onu buldum. Ve öldürdüm. Sonra yüzüne baktım. Aynı Efsun'du. Sonra içime bir pişmanlık kapladı. Efsun sandım. Ama değildi. Sonra buraya getirdim. Kuyuya attım. Güya sonsuza kadar kurtulacaktım. Ama şimdi şu halime bak. Ben buradayım. O yok. Çeti kazdım, kuyuya düştüm. Şey buydu değil mi? Bak oldu işte. Beni de kaybediyorsun. Seni yalnız bıraktığım için çok üzgünüm.
Efsun. Ben de öyle olsun istemezdim. Sana bir sürü dert yaşattım. Unut. Beni unut. Kötü olan şeyler, her şeyi unut ne olur. Kendine yeni bir hayat kur. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Ben de ölmeyi. Yasin. Buna en çok sen sevineceksin. Ama haklısın be oğlum. Benim öfkem kendime. Çünkü sana baktığın zaman ben beceremediğimi, başaramadığımı gördüm. Üzgünüm. Senden tek istediğim annene sahip çık. Ve Emine'ye de. Çünkü o çok küçük. Daha küçücüksün bebeğim. Ama artık büyümen gerekiyor. Ha? Değil mi? Anneni sakın yalnız bırakma ya. Çünkü ben onu çok yalnız bıraktım. Ona destek ol. Feride. O gün... Efsun da beni gördüğünde... Sana bakınca... Ne hissettim? Biliyor musun? İmdat! Buradayım! Tamam, sakin ol. Çıkaracağım seni oradan. Bekle. Nasıl çıkaracağım ben bunu buradan? İp atıyorum. Yakala. Hayret et, daha fazla uzanamıyorum. Tut şunun ucunu. Tamam, yakaladım artık. Yakaladım. Ama... Acele et. Burası çökecek. Böyle olmayacak. Alo? Arama kurtarma mı?
Adamın biri kuyuya düşmüş. Yardım istedi. Çıkarayım derken toprak üstüne çöktü. Adam ölecek. Acele edin. Tamam. Adresi veriyorum. Karakiraz'daki ormanlık alanda yolun kenarındayım. Tamam. Telefonumu açık tutuyorum. Sesimi duyuyor musun? Kurtarmaya haber verdim. Yolda geliyorlar. Bu böyle olmayacak. Adam ölüp gidecek burada. Gel. Gel. Aç. Adamın biri kuyuya düşmüş. Taş toprak üstüne yığılmış. Kurtarmaya haber verdim, yoldalar. Adam ses vermiyor. Gel yardım et de adamı çıkaralım kuyudan. Uğraşamam ben taşla toprakla, işim var. İleride polislere haber veririm, gelir bakarlar. Zaman yok, ölecek adam. Hüf be, insanlık öldü mü? Gel oğlum gel, sen daha insansın. Komiserim, sinyale göre tarayacağımız alan burası. Arazi üzerinde 4 tane kuyu tespit ettik. Bunlardan bir tanesi şu an için kullanılmıyor. Çoktan kapatılmış yani. Bir tanesi de arkadaşlar baktılar, boş. Kaldı şu ikisi yani, öyle mi? Evet komiserim. Ah be, buluverin be, buluverin be yavrum be. Arkadaşlar siz Kocatepe'dekine bakın. Erkan sen de benle gel. Biz de Karakiraz'a gidelim. Tamam. Amirim kuyuyu bulduk. Kuyu Karakiraz mevkiinde. Az önce kurtarma ekibine ihbar geldi. Tamam hadi arkadaşlar gidiyoruz, acele edin. Hadi gidiyoruz peşlerinden. Tamam siz gidin, geliyorum ben. Bir dakika bekle. Ne oldu, hallettin mi? Ya kuyuyu bulmuşlar. Kuyu çökmüş. Başında bir adam vardı, hiçbir şey bulmadım. Millete de haber vermiş. Sadece Şeref'i değil, Efsun'u da bulacaklar. E ne yapacağız peki? Bir de soruyor musun? Kaçacağız tabii. Nasıl yani ya? Orasını bilmem. Benden bu kadar. Hadi kızım, hadi gittiler. Düşelim şunların peşine. Koca ormanda nerede bulacağız babamı ya? Aziz komisere mi haber versek acaba? Madem onlar da burada. Şu adamlara bir soralım. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Ya kardeş, buralarda bir kuyu varmış. Bir yakınımız kaza geçirdi de. Vallahi bilmiyorum. Ya şu İbrahim Bey'in tarlasındaki olmasın? Hani geçen gün bir kadın çıkarmışlardı. Kardeş, sen şurayı bana bir tarif etsene. Bak şuradan dümdüz git. Oradan sağ tarafa dönüyorsun, yol ikiye ayrılıyor. Oradan devam ediyorsun. Tamam, eyvallah, sağ olasın.
Bizi sen mi aradın? Evet, ben aradım. Hemen mi aradın? Hemen aradım. Net gördün mü kaç kişi vardı? Bir kişiden ses geliyordu. Arkadaşlar, Güçük'te boşluklar gülüyorum. 30 dakika olmuş, hala şansımız var. Maksut Fatma, çevre güvenliğini siz alın. Bir kişi görmek istemiyorum Güçük'ün etrafında. Ertuğrul, hemen search cam'e alalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Biraz acele. Duvar dibinde bir hareket var. Ses alabilir miyiz? Ses deneyelim bile. Şeref! Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Şeref! Yavrum! Nerede, ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Sakin olun. Yaşıyor değil mi? Arkadaşlar çalışıyor hanımefendi. Ses alabiliyor muyuz? Ertuğrul, bir ses alalım. Ben arama kurtarmadan. Sesimi duyuyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir cevap verdi mi? Yani yaşıyor mu? Konuşamadık ama hala nefes alıyor. Kendi mi düşmüş peki? Bilmiyoruz hanımefendi. Kötü bir şey olmuş. Yaşıyor değil mi? Arkadaşlar çalışıyorlar. Arkadaşlar biraz sakinleştirelim. Dinlemeye geçiyoruz. Sessiz olun arkadaşlar. Tekrar deneyelim Ertuğrul. Ben arama kurtarmadan, sesimi duyuyor musun? Görüntüyü alalım Ertuğrul, bir hareket var mı? Yaşıyor, size inat! Yaşıyor yavrum, yaşıyor! Bari ellerin kurulsun, senin ellerin! Gördün mü, yaptığını beğendin mi ha? Yaptığını beğendin mi? Yasin hiçbir şey yapmadı. Şeref çağırdı bizi. Kapat. Şeref seni niye çağırsın? Karısı dururken seni niye çağırsın Şeref? Ben araba kurtarmadan, sesimi duyuyor musun? Alo, merhaba. Ne oldu? Fikrini değiştirdin galiba. Çıkamam diyordum ama sanırım ayarlayacağım. Neredeydi bu parti? Sen zahmet etme. Ben evin yakınlarından alırım seni. Yok yok, ben kendim de gelirim. Sen söyle. Tamam. Tamam, ben bir saate kadar çıkarım. Yani bir şey olursa yoldan ararım seni. Tamam, sakın geç kalma. Bekliyorum. Ulan, sende de ses var, görüntü yok. Sabahtan beri almışsın eline telefonu. Vay 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 vay. Hani bahsettiğin kızı getirmedin? Bu seferki başka abi. Öbür kızlar gibi değil. Ne ulan? Tutuldun mu, aşık mısın? Yok ya abi. Küçük bir hesabım vardı. Sayesinde onu göreceğim. Bu kız kimin kardeşi biliyor musun? Kimin? Yasin'in. Ne? Kimin? Yasin'in kız kardeşi. Vay 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 vay. Ulan sen ne tilkiymişsin de haberimiz yokmuş. Bana bak. Bu kızı elinde tut. Sakın kaçırma. O bize lazım olabilir. Merak etme abi sen. Her şey kontrolüm altında.
Aferin, aferin. Ertuğrul, ses alabiliyor muyuz? Ses alalım. Ben araba kurtarmadan, sesimi duyuyor musun? Havalar da erkenden kararıyor. Siz eşi misiniz? Evet. Bazen aileden birine tepki verebiliyor. Bu tarafa alalım sizi lütfen. Buradan lütfen. Şeref! Şeref! Beni duyuyor musun? Yok değil mi? Yani bana da cevap vermiyor. Bitirelim isterseniz. Baba! Baba beni duyuyor musun? Yasin ben. Annem de burada. Baba! Oğlum! Ses verdi, yaşıyor. Çok şükür yarabbim. Arkadaşlar ses aldık. Malzemeleri hazırlayın, takibatları hazırlayalım, acele edelim. Çok şükür ya. Kemal Bey, siz nasıl buldunuz burayı? Köylülere sorduk. Birkaç gün önce bir kadın çıkarılmış kuyudan. Oradan hatırladılar. Bir kadın mı çıkarılmış kuyudan? Öyle söylediler. Kalbim unut gitsin.